Evet. Onu söyleyecektim. Müsaade ederseniz kaydı alabilir miyiz diye. Peki, benim için hiçbir sorun yok. Tamam. Kayda alınmasını istemeyen arkadaşlarımız ve gösteri anında da kameralarını ve seslerini kapatırlarsa çok teşekkür ederiz. Sunumdan sonra lütfen sorularınızı sorarsanız ekranın altında el işareti var. El işaretine tıklayarak sorularınızı sorabilirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz diyorum. Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki etkinliğimizin moderatörlüğünü ben yapacağım. Adım Betül Odrik, tanımayanlar için. Değerli konuklarımıza derneğimizdeki bu etkinliğin aynı zamanda da YouTube kanalında da daha sonradan gösterileceğini de hatırlatmak isterim. Hani kaçıran olursa ve daha sonra tekrardan izlemek isteyen olursa diye. Sorularınızı aynı zamanda chat üzerinden de yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ben Şevket Bey'e tek tek onları okurum ya da kendisi de okuyup cevaplayabilir. Bu akşamki fotoğraf gösterisi ve söyleşisinde çok değerli konuğumuz Şevket Şahintaş bizlerle beraber. Kendisi demin de konuştuğumuz gibi derneğimizde üçüncü kere sunum yapacak ama bu akşamki iki tane sunum var ve bir tanesini sanıyorum daha önce hiç görmedik. Hoş geldiniz. Ben sözü size bırakayım. Sizi tanımayanlar için biraz bahsedin hem sunumunuzdan hem kendinizden. Hoş bulduk. 2014 yılında, 2004 yılında gece çalışırken takside sokakta üşüyerek uyumaya çalışan bir adama denk geldim. Ben müşteri bekliyordum. Çok soğuk bir havada adam beton üstünde uyumaya çalışıyordu. Uzun süre izledim ve çok üzüldüm haliyle. Hani biz sokakta yaşayan insanları hep sanki gördüğümüz yerde kalıyorlar. Nasıl gördükse sanki o şekilde hep oradalar. Hani sokağın süsü gibi düşünüyoruz. O olaydan sonra ben devamlı sokakta yaşayan insanları gözlemlemeye başladım. Otobüs duraklarında uyuyorlar. İşte şanslı olanlar en azından yağmurdan korunuyorlar. Sokak çocukları ve diğer bir sürü çocuk. Tarla başında çalışıyorum. Travestiler, hayat kadınları da vardı ama fotoğrafa başlama çekmek istediğim konu tamamen sokakta yaşayan insanların seslerini duyurabilme amaçlıydı. Bir 6 yıl kadar sokakta yaşayan insanların fotoğraflarını çektim. Ama fotoğraf makinesi hazır elinizdeyken gecenin öteki yüzünde çektim. İşte kağıt toplayıcılar, travestiler, hayat kadınları, tinerciler, baliciler hepsi benim objektifimde yer aldılar. Bu konunun daha önce işlenmediğini bilmiyordum. Ama daha önce gece sokakta yaşayan insanlar nasıl yattığıyla ilgili de hiçbir bilgim yoktu. İFSAK'ta yaptığımız bir söyleşide hoca ismini unuttum, çok özür diliyorum kendisinden. Şey demişti, biz bir üniversite için araştırma yaptık. Gece sokakta yaşayan insanlarla ilgili Osmanlı'da dahil tek bir belge yok. Şevket Şahintaş'ın bu fotoğrafları ilk belgelerdir demişti sokakta yaşayan insanlarla ilgili. Hani nasıl yaşadıkları, neler yaptıkları ve nerede uyuduklarıyla ilgili. Bu konu tabii hiç işlenmediği için haliyle çok kısa zamanda Türk fotoğrafında hızlıca tanınırlık oldu. Daha sonra yurt dışında da çok örneği olmadığı için bütün dünyada çok büyük ilgiyle karşılandı. 2010 yılında hayatımı anlatan belgesel Herkes Uyurken, ki çekimleri 2 yıl sürmüştü, Antalya Altın Portakal'da en iyi belgesel ödülünü aldı. O taksicinin hayali, hani seslerini duyurabilir miyim hayali, yurt dışında da ses getirdi. İşte Arte, Deutsche Welle'de belgesellerim yayınlandı. Gene isimlerini bilmediğim bir sürü ülkede. Der Spiegel'de röportajlarım yayınlandı. CNN International'da röportajlarım yayınlandı. CNN International kanalında da her saat başı 3,5 dakika ana haber öncesi benim
videolarım yayınlandı. Burada çekimlerini yaptılar. Ve o taksicinin hayali tamamen gerçekleşti. Çok özür dilerim. O taksicinin hayali aslında ben Türkiye'de duyurmayı düşünürken bütün dünyada karşılık buldu. İngiltere'de gene bir üniversitede Ara Güler ve benle röportaj yapılarak ikimizin fotoğrafa bakışı ve hayat hikayemizle ilgili bir tez yayınlandı. Böylece yurt içinde, yurt dışında o hayal, yani basitçe düşünülen o gün bir 10-15 dakika izlediğim bir insanın nasıl seslerini duyurabilir miyim diye başladığım hayal bütün dünyada ses getirdi. Ama bir işe yaradı mı derseniz gerçekten bilmiyorum. Hala bir işe yaradı mı? Bunları da zaten sunumdan sonra konuşuruz. Bu ilk gecenin öteki yüz olacak sanıyorum, değil mi? Veya ikinci mi gecenin öteki yüz olur? Siz hangisini isterseniz hocam? İsterseniz ilk tarla başını şeyi yapalım. Suriyelileri yapalım. Çünkü asıl sorular gecenin öteki yüzüyle ilgili oluyor. Onu yapıp kısa geçip sonra gecenin öteki yüzüne geçeriz. Bu Suriyeli mülteciler mi denir artık? Yani bir şekilde Türkiye'ye girdikten sonra bir haber görmüştüm. Süleymaniye'de harabe evlerde Suriyelilerin yaşadığı, bir evinde çöktü ve Suriyeli bir kadının altında kaldı ama ölmedi. Ve ben o haberi duyar duymaz bu sırada Suriyelileri arıyordum. Devamlı görüyordum Eminönü tarafında dileniyorlardı veya hiç görmediğimiz çeşitli insanlar vardı. Süleymaniye'ye gittim ve arayarak tarayarak bunları buldum. Süleymaniye kentsel dönüşüme girmişti ve boşaltılan evlerde bu Suriyeliler yaşıyordu. Tamamen tuvaleti yok, oda kapıları yok. Tamamen harabe haldeydiler. O sırada zaten bir de belgesel yaptık. Demir leblebi diye. Hani leblebi yiyorsunuz midenize gidiyor ama demir leblebi bir ağırlık yapıyor. Çünkü orada bir rahatsızlık vardı halk arasında. Kendilerine göre orada oturan insanlar için de haklı bir rahatsızlık gibiydi. Çünkü belgesel için fotoğrafları çekerken belgesel de çekmiştik. Küçük çocuklar var. Çok fazla çocuklu aileler. Tuvaletlerini dışarıya falan yapıyorlar. Fazla kokular vardı oralarda. Bir de kültürel anlamda da anlaşamıyorlardı. Şimdi izleyeceğimiz belgesel değil, fotoğraf belgeselden de ilk girişi belgeselden bir sahne. Şimdi ilk önce onu izleyelim. Suriyeli mültecilerin hani Süleymaniye'de küçük pazardaki yaşamları ile ilgili kesitler olacak. Onu izledikten sonra bir iki cevap neyse soru olursa alırız. Sonra gecenin öteki yüzüne geçeriz. Zaman izliyoruz. Başkanım.
Beni hor görme kardeşim. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç müyüm? Aynı vardan var olmuşuz. Sen kalemsin, ben uçmuyum. Aynı vardan var olmuşuz. Aynı vardan var olmuşuz. Sen altınsın, ben tunç müyüm? Kalemsin, ben uçmuyum. Ararsan sen de benden, ne ararsan sen de benden, aynı varlık her bedende gah. Yarın mezara girende sen toksun da ben açmıyorum. Aynı varlık her bedende gal. Aynı varlık her bedende gal. Yarın mezara girende sen toksun da ben açmıyorum. Kimi molla kimi derviş, kimi molla kimi derviş, Allah bize neler vermiş. Kimi var çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmiş. Tabiata veysel aşık. Tabiata veysel aşık. Torpaktan olduk kardeşiz. Aynı yolcu yüz yoldaşıyız. Sen yolcusun, ben başım. Bitti. Ben çok güzel, çok güzel derken de çok hüzünlü demek istiyorum aslında. Bilmiyorum, herkes aynı şeyi hissettim ama o çocukların halini görünce gerçekten içim çok kötü oldu. Sefalet bir yandan, yokluk, çaresizlik. Gerçekten çok etkileyici görüntülerdi Şevket Bey. Benim çok sorum var ama ben önce üyelerimize dönüp sorusu olanlar varsa önceliği onlara vermek istiyorum. Buyurun Aydın Bey. Yani konuşmanız zor oldu bir nokta açıkçası bu sunumdan sonra. Yani zaten fotoğrafsal çekimler hakkında herhangi bir şey söylemeye gerek yok burada. Bence asıl olan konu Şevket Üstad'ım. Ben de iki şeyi çağrıştırdı. Bu maalesef aslında kalbimizin unuttuğu bir yanı gösterdi bize. Yani burada kültürel uyuşmazlıklardan dolayı falan tırnak içinde tukaka dediğimiz insanların da bir anadan bir babadan doğan insanlar olduğu,
evsiz vatansız kalmış insanların başka bir ülkede ne şartlarda yaşama zorlanmış oldukları, onların da aslında işte sunumdaki Türk'te dediği gibi yani bizden bir farkı olmadı. Bir anadan bir babadan doğduğu hissiyatını çok verdi bana. Çocuklar çok çarpıcı. İşte çocuk her yerde çocuk yani. Her şeyden bağımsız bir şekilde gene oyununu oynamaya devam ediyor. Ama tabii o yaşadığı şeyler ilerideki hayatında nasıl bir insana dönüştürecek onu veya nasıl tesir edecek bunları düşündürdü. Ellerinize sağlık üstadım. Çok gerçekten çarpıcı bir sunumdu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka soru sormak isteyen var mı? Peki ben sorayım Şevket Bey. Bu fotoğrafları çekerken o anki durumunuzu biraz anlatabilir misiniz? Nasıl şartlar altında çektiniz? Yani normal bir insanı bile çekerken insanlar hayır beni çekme derken, fotoğrafımı lütfen çekme derken, orada çekerken ne gibi diyaloglarla karşılaştınız. Hani ne hissettiniz ya da bilmem soruyu tam anlatabildim mi ama. Yani gerçekten zor fotoğraflar oluyor. Bunlar çekme anlamında değil. Çekme anlamında gerçekten çok sorun yaşamıyorum. Çok tehlikeler yaşadım. Özellikle gecenin öteki yüzünde ciddi hani sıkıntılar oldu ama çekmekte bir sıkıntı olmuyorsun. Yani bir şekilde çekiyorum. Biraz herhalde karşı tarafa güveni çok iyi verebiliyorum. Hani ben gittiğimde işte travesti, gece travesti fotoğraflarında herkes çok şaşırmıştı. Belki onlar ilk bu kadar çok travesti fotoğrafı olmuştu. Ama gerçekten güzel yaklaşıp güzel bir dille konuştuğunuzda karşı tarafta güvendiğinde hepsi oluyor. Ama asıl sıkıntı şu, çektikten sonra onu aktarıyorsunuz, aktarırken görüyorsunuz, sonra tekrar tekrar görüyorsunuz. Asıl sıkıntı orada. Benim fotoğraf çekmekte hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamıyorum. Gerçekten bir şekilde çekiyorum. Ama sonrası gerçekten çok kötü. Demin gene fotoğrafları gördüğümde tekrar etkilendim. Yani işte o çektiğiniz yerde kalmıyorlar onlar. Asıl çaresizlik de galiba hiçbir şey yapamamak. Yani çekiyorsunuz. Gidiyorsunuz oradan hani akşam tekrar sıcak bir yatak, hiçbir sorunsuz bir ev ama bir sürü işte yüzlerce insan çocuk çekmişsiniz. Onun hiçbirine dokunmuyorsunuz. Asıl dokunan yanı bu. Yani yoksa öbür türlü gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Peki Yerde bir tane valiz vardı. Valizin dur içindeki kızım. o el, pardon. Hayır. O soru evet gelecek diye bekliyordum. Evet, o el oyuncak el miydi? Yoksa Ben bir oyun için mi girdi içine? çok az kurgu fotoğraf yaparım. Beni yakından tanıyanlar bilir. Asla kurgu fotoğrafa da karşı değilim bu arada. Valizin üstünde oynuyorlardı 3 tane çocuk. Sonra yanlarına geldim. Valizin üstünde içindeyken fotoğraflarını çektim. Ama böyle bir fotoğraf çekmek istedim ve en küçük olana rica ettim. Ve ben de o fotoğrafı çektikten sonra çok etkilendim. Aslında orada hani bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor ya. Anlatmak istediğim şeyi bile anlatamıyorum. Orada vurgulamak istediğim şey hani bir valiz içinde bir küçük bir kurtuluş, elinden tut. Bir sürü şey var aslında içinde. O kurgu fotoğrafta ama ben gördüğümde o valizin üstünde oynayan zannediyorum 3 tane çocuk vardı. Çok yıl geçti. Mesela salıncakta o yıkıntıların arasında ipten bir salıncak yapmış çocuk. Hani orada yine çocukluğunu yaşıyor Evet. O baktığınızda. Diğer kurguyu tarafta kabul evet. Diğer tarafta elinde silahla işte 3 çocuk gördük. Yine o şekilde öyle. evet, Anneler, babalar. burada iki kurgu fotoğraf vardı. Bir tanesi o valizdeki çocuk, bir tane de hani Kurban Bayramı'nda gitmiştim. Bir öküz başı atmışlardı oraya. Evet. Bir kız çocuğunu burada oturur musun dedim. O da kurgu fotoğraftı ama anlatmak istediğim şeyleri de anlatan fotoğraflardı. Onun dışında kurgu yok. Ben de onu hatta at sandım da soracaktım bir at mı ya da başka bir şey mi diye. Bir öküz veya inek kafasıydı.
Aysen Hanım. Tevfik Bey, çok teşekkür ederiz. Bütün emeklerinize sağlık. Çok çarpıcı, Betin'in de izah ettiği gibi çok çarpıcı fotoğraflar. İnsan etkilenmemek mümkün değil. Bir de bizim coğrafyamızda olduğunu anlıyoruz hani bu görüntülerin. Hiç böyle bir çocuklar var, anneler var, ne bileyim yaşlısı var. Hatta sanki bilge kişileri bile var aralarında gibi geldi bana. Hiç böyle resmi kurumlardan bu fotoğraflar illaki bir yerlere ulaşmıştır, izlenmiştir. Hiçbir tepki, bir ne bileyim bir yönelim şeyi hissettiniz mi, aldınız mı, direkt karşılaştınız mı? Yani çare gibi bir şey hissettiniz mi? Çünkü sizin içinizdeki çığlık olmuş, her yere yayılmış, hani başka ülkelere de yayılmış. Bu izlemek ayıp bir şey yani bir yandan devlet açısından çok ayıp bir şey yani. İki Bir şey tane aldınız mı? ya iki tane şey anlatabilirim. AK Partili bir Şişli Meclis üyesi almıştım yıllar önce. İlk benim belgeselim Güven İslamoğlu, her yerde bir haber vardı. Ya Türkiye'de de çok belgeselim yayınlandı bu arada. İsTV'de, Vilko'yla bir sürü kanallarda belgesellerim ya TRT belgeselde biyografim yayınlandı. Çok yayınlandı ama iki tane şey anlatabilirim size. O AK Partili arkadaş şey demişti. Sizin CNN Türk'te Güven İslamoğlu ile yapılan belgeselinizi, o zaman AK Parti belediyesi vardı Büyükşehir'de. Bütün belediye oturarak izledi dedi. Yani toplandılar o gün. Çünkü o dönem şöyle bir şey vardı. CNN Türk bir hafta boyunca taksicinin gözünden sokakta yaşayan insanlar diye böyle kesitler verdiler. Sonra yayınlandığı gün şöyle bir şey oldu. Şimdi biraz sonra da Gecenin Öteki Yüzü'nde Eşref bölümü var. Yarısı Eşref'e ayrıldı. Bir kişi, oradan bahsetmiştim Güven İslamoğlu'na. Sokakta yaşayan bir adam var demiştim. Otobüs duraklarında kambur yatmadan uyur. Ve işte Şişli'de, Osman Bey'de ve Mecidiyeköy otobüs duraklarında uyur demiştim. Ben o program yayınlandıktan sonra ertesi gün Eşref kayboldu. Sadece sokaktan Eşref kayboldu. Çünkü o demiştim, sadece Eşref'ten oluşan bir sergi düşünüyorum diye. Eşref'i kaybettiler. Yani izlediklerinde tek tepkileri bu olmuş. Bir de şeyi söyleyebilirim. CNN International'da her saat öncesi 3,5 dakika beni yayınladılar. Zannediyorum 2 gün sonra falan evim kapısı bir şekilde açılmıştı ve hard disklerim kayboldu. Yani ilgililerden gördüğüm yakınlık bu oldu galiba. Hatta şöyle oldu. Benim aslında bunu da hiçbir yerde galiba söylemedim. Benim orada çok fazla da fotoğrafım gitti hard disklerle birlikte. Hatta anımı şöyle anlatayım. O gün gene takside çalışıyorum. Hiç normalde eve uğramam. Sabah 10 gibi evin önünden geçiyordum. Bir eve uğramam gerekti. Ya dedim, hazır geçerken bir gireyim. Kapıya baktığımda kapı açık, oynanmış. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Yani evde zaten alabilecekleri şeyler belli. Bir kasam, bir şeyim yok. Televizyon falan, ama kaynar sular tabii ondan dökülmedi. Bütün fotoğraflarım var. CNN International bütün dünyaya tanıttı. O kapının kırık olduğunu gördüm. Fotoğraf, bir de laptopum var hard diskle. Onlar giderse hiçbir tane fotoğrafım yok. Yani her yerde haber olmuşsun. Fotoğraflarınla evde fotoğrafın yok. Öyle bir durum yani. O saniyeleri size anlatamam. Ama o gün ya dedim kendi kendime, Şevket dedim, şu masanın üstünde hard diskle laptopun hep yan yana. Ya bir şey olsa, bir hırsız girse ikisini birden alacak. Şu laptopu dedim yatağın altına gizle. Laptopu o gece, sadece o gece aldım ve yatağın altına gizledim. Ama asıl çok fotoğrafım hard diskteydi.
Masanın üstüne direkt zaten içeri girer girmez masanın üstüne baktım. O duyguyu size anlatamam. Hard disk yok. Yatağın altına gidemiyorum. Yani laptopta yok mu, onu da buldular mı diye. Yani ayağım gitmiyor. Çünkü bulamazsam yaşayacağım travma çok büyük ki zaten orada yaşamaya başladım. Çünkü bir kısmı da laptoptaydı. O gün laptopu kurtardım. Onu almamışlar. Ve olayla ilgili size şunu söyleyebilirim. Evinizi düşünün ki bir hırsız girmiş evinize. Hiçbir çekmece açılmamış. Hiçbir şeye dokunulmamış. Sadece masanın üstündeki hard disk yok. Sadece. Tek bir çekmece açılmamış. Hiçbir şey. Yani yetkililerden gördüğüm herhalde böyle bir anı var. CNN'de yayınlandıktan sonra. Çok geçmiş olsun o zaman. Çok Evet. geçmiş olsun. Fotoğraflarınızı başka yerde gördünüz mü? Tabii o da önemli. Hani o hard diskli fotoğrafları başka Pardon, dur yerlerde gelmedi gördünüz. ses. Fotoğraflarınızı hard diskteki fotoğraflarınızı başka Sesinizi yerde. alamıyorum. Bir Belki kesiklik sesim gelmiyor mu? oldu. Sesi kesiklik oluyor. Şimdi duyabiliyor musunuz? Evet. O hard diskteki fotoğraflarınızı başka yerlerde gördünüz mü daha sonra? Sizin Yok, dışınızda görmedim. Yok, görmedim. paylaşım. Çok Yok, geçmiş olsun. görmedim. Bir ümidim belki çok ileride hani bir ülkede bir şeyler değiştiği zaman birileri belki getirir geri verir diye ümit ediyorum. İnşallah. İmha Teşekkür ederiz. etmek. Evet, başka soru sormak isteyen var mı? Ben el kaldırmak istiyorum ama nereden kaldıracağım bulamadım. Olsun, sorabilirsiniz Bilgen Hanım, buyurun. Şimdi o sokakta tek başına yaşayan evsiz dediniz, adını hatırlamıyorum ve bir anda sizin kaybolduğunu o kişinin ondan bahsettiniz. Akıbetiyle ilgili bir bilgi var mı sizde şu anda? Ne oldu? Yani sırra kadem mi bastı? Şöyle oldu. Aradan zannediyorum 3 hafta falan geçti. Daha sonra Eşref'i gördüm. 3 hafta göremedim. Her gün gördüğüm adam. Banyo yaptırılmış. Saçları tıraş edilmiş. Beyaz bir gömlek. Filinta gibi. Gene sokakta ama bir yerlere bakıma alınmış. Ve 3 hafta kaybedilmişti. Yani hepimizin tahmin edebileceği bir şey o görüntülerden sonra. Teşekkürler. Bir de bir sorum daha var. Şimdi siz böyle çok güzel sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalışıyorsunuz. Ama İstanbul'dan ayrılmışsınız, başka bir ilde yaşıyorsunuz şimdi. Bu projeler devam edecek mi? Yani ne düşünüyorsunuz bundan sonrası için? Şimdi sizi biraz duydum ama biraz herkese aynı mı seslerde bir sorun oluyor mu? Şu an anladım sorunuzu Yok. ama böyle bir gitgeller var. Video oynatırken de ilk başta oldu. Bana ait bir şey mi? Anlayamadım onu. Tekrarlayayım mı? Yok, Genelde anladım. var, bende de var. Zor geliyor size. Herkes de aynı değil mi? Evet. Tekrar alabilir miyim? Şimdi siz eskiden İstanbul'da yaşıyordunuz ve bu sosyal sorumluluk projelerini yaparken İstanbul'daydınız ama il değiştirdiniz şu anda. Farklı bir yere taşındınız. Farklı projeler, sosyal sorumluluk projeleri devam edecek mi? İleriye dönük ne düşünüyorsunuz? Projeleriniz var mı? Ya şöyle bazıları biliyordur herhalde içinizde. 2017'de Öteki Sokağın Çocukları diye bir belgesel çektik. YouTube'da var izlemeyenler varsa Öteki Sokağın Çocukları. Aslında sokağın çocuklarıydı. Daha sonra biz isim hakkını almadığımız için Sokağın Çocukları diye bir belgesel bir film yaptılar. Onu elimizden aldılar yani. Biz çok teaserlar falan yayınlamıştık. Biraz izlenince herhalde ismini aldılar. Biz de Öteki Sokağın Çocukları yaptık ismini.
O da 5 yıl falan sürdü çekimleri. Ara ara da olsa her gün çekmiyorduk ama 5 yıl gibi. O çok yordu beni. Ruhen yoruluyorum. Ben hiçbir zaman bu tür işlerde bedenen yorulmuyorum ama ruhen yoruluyorum. Hala da atlatamadım. Biraz arınmam gerekiyor tekrar bir proje yapabilmem için. Şu an o yüzden düşünmüyorum hiçbir şey yapmayı. Diyorum ya benim için hani fotoğraf çekmek hiçbir önemli değil bunlar. Yani çok samimi söylüyorum. Yani şu an Türkiye'nin en girilmez sokaklarına, en girilmez caddelerinde, mahallelerinde bir şekilde girer orada aylarca, yıllarca fotoğraf çekebilirim. Kendime güveniyorum. Bir şekilde yaparım. Yani o insanlarla dost olarak ama gizli falan yapmıyorum zaten. Dost olarak güvenilirliğimi hissettirir ve yaparım. Asıl orada gördük ve yaşadıklarım beni yoruyor. O yüzden de yoruldum. Biraz gidip arınmam gerekecek. Bayağı bir kalacağım. Onun zamanını ben de bilmiyorum. Ne kadar sürer? Teşekkürler. Ben bir şey sormak istiyorum. Kaçırmış olabilirim. Bu izlediğimiz Suriye belgeselini ne zaman yapmıştınız? Valla herhalde 7 sene civarı oldu. Belki Google'a demirleblebi falan yazarsanız çıkabilir diye düşünüyorum Suriye'de Şu anda mülteciler. orası yine aynı şekilde mi? Yani aynı Yok, yok yok, çok değişti. şikayet oldu. Yani şunu diyorum evet orada oturanlar açısından gerçekten zor bir süreçti onu söyleyebilirim. Yani 30 yaşında bir adam ortalama belki 8 tane çocuk ve onların kültürleriyle bizim kültürler de çok örtüşmüyor. Çocuklara pek dur denmiyor o kültürde galiba. Çocuklar sokaklarda istedikleri gibi yaşıyorlar, istedikleri yere belki de evlerinde tuvaletleri olmadı çünkü baraka gibi yerlerdeler biliyorsunuz. Ağır koku vardı. Gerçekten orada yaşayanlar için travmatik bir süreçti. Herhalde şikayetler falan olunca bir de dilenmeye de Eminönü'ne o bölgelerden gidiyorlardı orada yaşayanlar. Haliyle de orası da turizm bölgesi olunca herhalde devlet kaldırdı. Peki, bu sunumla alakalı başka soru soracak olan arkadaşımız yoksa eğer diğer sunuma geçebiliriz. Şevki Hocam. Bir bununla ilgili bir ön konuşma yapabiliriz herhalde. Bunu anlatırsam iyi olacak. Burada demin bahsettiğim Eşref var. Bu gecenin öteki yüzü de dediğim gibi sokakta yaşayanlar, travestiler, baliciler, hayat kadınları hepsi var. İkinci bölümde şimdi reklamlar diye bir bölüm gelecek. Daha önce izlemeyenler için anlatayım onu. Bu aslında tahmin ediyorum dünya fotoğrafı adına da önemli bir çekimler oldu. Çünkü tek bir insanın 5 yıl boyunca uyurken özellikle beni tanıyanlar bilir ben reklam tabelalarını çok kullanırım. Tezatı iyi anlatırlar. Ağırlıklı olarak otobüs durağında uyuyordu Eşref. Şişli Osman Bey, Mecidiyeköy otobüs durakları arasında uyurdu. Ve benim gördüğüm en profesyonel sokakta yaşayan adamlardan bir tanesiydi. Eşref hatta en iyisi oydu. Çünkü çok soğuk havalarda bazen gerçekten araçtan indiğinizde 3-4 fotoğraf çektiğinizde eliniz donuyor. O kadar soğuk zamanlar oluyor. Eşref bazen neredeyse yani 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika o soğuklarda Osman Bey de mesela uyuyor otobüs durağında. Kalkıp Mecidiyeköy'e kadar yürüyüp orada 3-5 dakika uyuyordu ve tekrar geri geliyordu. Ben de Eşref'i fotoğraflamaya başladım. Bazen Eşref yürüyordu. Ben Eşref'i bu sefer Eşref'in yürüdüğü yöne doğru aracımla gidiyordum.
nerede çekmem gerektiğine karar verince duruyordum, aracı durduruyordum ve Eşref'in oradan geçmesini bekliyordum. Eşref'in benden haberi yok tabii. Gene reklam tabelalarıyla birlikte. Şimdi reklamlar dediğimiz bölüm işte CNN Türk'te Eşref'i anlattım. Şuralarda kalıyor dediğim ve ileride sergisini düşündüğüm ve onu anında orada kaybettikleri arkadaş Eşref. Gene Eşref'le ilgili şeyi de söyleyeyim. Bir gün gündüzünü çok merak ediyordum Eşref'in. Bir gün Tarlabaşı serisi de var bende. Bugün onu paylaşmayacağız. Tarlabaşı'na fotoğraf çekmeye gidiyordum bir pazar günü. Eşref'i Zincirlikuyu mezarlığında gördüm. Yürüyordu. Hemen indim. Sabah 9:30-10 gibiydi. Gece 1'e kadar Eşref'in haberi olmadan fotoğrafladım. Böylece gündüzünü de almış oldum. Hep aklımda olan bir şeydi. Eşref'in gündüzü de var ama şimdi gecesini izleyeceğiz.
Ellerinize sağlık hocam.
Tebrikler Şevket Bey. Yine gerçekten çok etkileyici kareler. Bu da sokağın yüzü. Evet. Gecenin öteki yüzü. Gecenin öteki yüzü. Soru sormak isteyen üyelerimizi bekliyorum. Seracettin Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Şevket Bey, gerçekten her iki sunum da iyiydi. Çok muhteşem. Daha önce de izlemiştim birkaç belgeselinizi YouTube üzerinden. İki konu var söyleyeceğim. Bir tanesi şu anda içinde bulunduğunuz o arınma dönemi hakikaten bizim için de bir miktar gerekli oldu bu iki sunumdan sonra. Bu hayatı biz görerek bu kadar etkilendik. İzleyerek daha doğrusu. Siz bunu yaşadınız da aynı zamanda bu fotoğrafları çekerken, elde ederken. Gerçekten normal bir insanın bu süreçlerden sonra hakikaten yani alt üst olur yani ihtiyacı var. Bence de haklısınız o konuda. Bir bunun için tabii ki genel anlamda bir teşekkür etmek istedim. Bir de bir başınızdan bir hırsızlık olayı geçti dediniz. Bu en son reklamlarla ilgili olan fotoğraflar çerçevesinde zaten bunun sebebi de belli oldu. Yani izlediğimiz fotoğraflardan niye öyle bir hamle yapıldı onu da anladık herhalde, herkes anlamıştır sebebini. Bir hırsızlık yaşamıştınız, bahsettiniz, hard diskleriniz çalındı. Bir hırsızlık daha yaşamışsınız, ben bir belgeselinizde izlemiştim onu. Bu da enteresan, da isterseniz onu ben hani sizin ağzınızdan burada tekrar Unutmuştum, onu da detaylı anlatacaktım. dinlemek Doğru. isterim. Yani tekrar Evet. emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi ben ilk fotoğrafa başladığımda belgesellerimi izleyenler biliyorlar. 5.6 küçük kompakt bir makinayla başladım. Bütün dünyada tanınan fotoğraflarım da aslında o fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar. Şu anda sizin izledikleriniz de onunla çekildi. Kot pantolonumun ön cebinde taşıyorum. Yani öyle bir fotoğraf makinesi. Bir tane iyi bir makine alayım dedim. Valla o dönem galiba 8 bin lira gibi bir şeydi. Objektifleri, çantası falan. Full bir şey aldım. Ki kaç sene sonra? 7 sene, 8 sene sonra fotoğrafa başladıktan sonra böyle bir makine alayım dedim. Ha, bugün sorsanız gerek var mıydı? Gerçekten yoktu. Çünkü benim fotoğrafçılık hayatımda hep birebir fotoğraflar çekiyorum. Hiç gereğini hissetmedim onun. Küçük makine aldım sonra tekrar. Bana küçük makine yetiyor gerçekten. Ama ya, makine aldıktan sonra taksitle aldım bu arada. Bayağı borçlarım da vardı o dönem. İşte 10 taksit falan bir şey yaptım. Yok, 8 bin ödeyeceğim o dönem. İlk taksidini ödemeden eve hırsız girdi ve komple fotoğraf makinamı götürdü. Çantasıyla birlikte. Hani Türkiye'de de böyle bir şey bulunmaz haliyle. Polise de gitmeyecektim. Muhtar da benim çocukluk arkadaşım mahalleden. Dedim ya ne yapalım Çetin, fotoğraf. Ya dedi sen gene de bir karakola bildir. Ya Çetin dedim, bir hırsızlık olup da dedim polis sana bulur getirir mi yani Türkiye'nin hani işleyişine ters. Ya ne olacak dedi, git dedi söyle. Gittim söyledim, işte böyle böyle anlattım. Fotoğraf makine falan, not aldılar oraya. Bir ay falan geçti aradan, gittim aynı makinaların aynısını tekrar taksit yaparak aldım. Ben makinaları aldıktan 2 gün sonra Gayrettepe'den aradılar. Fotoğraf makinalarınızı bulduk, sizin mi, gelin diye. Gittim benim fotoğraf makinaları inceliyorlar tabii, içindeki fotoğraflara falan bakıyorlar. Benim olduğuna kanaat getirince verdiler. Aldım geldim. Şöyle bir belgesel, beni tanıyanlar bilir, ben belgesel fotoğrafçıyımdır. Yani benim elimde hiç kimse hiçbir zaman bir fotoğraf makinesi göremez. Eğer bir fotoğraf makinesi benim elimde gördüyse o gün belgesel çekmeye gidiyorumdur, konuyla ilgili. Çektiğim konuyla ilgili yanımda taşımam. O gün aldım geldim.
İşte fotoğraflara bakıyorum. Hırsızın günlüğü diye bir arşiv çıktı içinden. İsmini ben koyuyorum şimdi. Cebimden de paraları da almış. Yani bugünün parası belki 1500 lira, 2000 liradır yani. O tabii profesyonel değil, biraz garip çekmişler ama benim parayı nerede harcadılar? Gitmiş çocuğuyla ilk karısını çekmiş. İlk kare öyle başlıyor. Eşini, karısını çekmiş. Diğer arkadaşlarını çekmiş. Ben uyuyorum tabii hırsızlık yapıldığında. Sadece o insanları görünce şey dedim. Yani iyi ki uyanmamışım dedim. Yani öyle garip tipler. Luna Park'a gitmişler. Çocuğunu eğlendiriyorlar. Ben paramın nerede harcandığını izliyorum bu arada. Böyle de bir belgeselle geldi makine. Şevket Bey düştü galiba. Evet, kesik kesik Evet. geliyor ki büyük Evet. olduğundan kaynaklanıyordu. Düştü, bekleyelim. Heh, hoş geldiniz tekrar. Sesiniz kapalı. Mikrofonunuzu açarsanız. Ha tamam. Büyütsene. Sadece ben mi düştüm? Evet, Evet. sadece siz düşünürsünüz. Ha. Bu acaba daha orada mı daha iyi çekiyor? Oraya bir yere mi geleyim? Yok yok bu. Ha. Herhalde çekmedi. Çeker yani orada da. Evet. Evet, hırsızın günlüğünü anlatıyordunuz. Ses geliyor değil mi? Evet, geliyor. Ben de galiba biraz internet tam çekmiyor. Sunumları da biraz şey izliyorum çünkü kopuk izliyorum. Bende Evet, var bir şey. sizde biraz kopukluk var. Doğru. Arada bir gidip geliyor. Evet. Evet, gerçekten ilginçmiş hırsızlık hikayeniz. Evet. Geçmiş olsun bu olayla ilgili ama gerçekten enteresan bir anekdot olmuş sizin için de. Evet. Ben bu arada Evet. eğer başka bir şey anlatmayacaksanız bu chat'teki size yazılanları okuyayım Şevket Bey. Sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musunuz? Evet, şimdi geliyor. Bir başka bir kanala bağlandık. Tamam. Bu Şimdi arada benim laptopum evde. Bacanağa geldim. Oradan çekiyoruz. Laptop falan her şey dibimde kaldı. O yüzden de tam kontrol edemiyorum burayı. Tamam. Şimdi size chatte mesaj yazanları okuyayım. Gül Yıldız, öyle çok hissettirdi ki nutkum tutuldu. Teşekkür ediyorum Şevket Bey. Teşekkür Güney ederim. Hanım alkış yapmış. Nuray Hanım, kareler öyle güzel anlattınız ki onların hikayesini duygu dolu ve çok etkileyiciydi. Emeklerinize sağlık. Yürekten kutluyorum Şevket Bey. Tebrikler demiş. Canan Hanım, merhaba Şevket Hocam. Herkese kusura bakmayın kamerayı ve sesi açamıyorum şu an. Şevket hocama sorum olacaktı. Kanal devam edecek mi? Öteki sokağın çocukları belgeseli devam edecek mi? Merak ettiğimiz isimler var. Onların şimdiki hallerini görebilecek miyiz? Evet, çok yerinde bir soru aslında. Biraz borçluyuz bu anlamda kanalı izleyenlere. Çünkü onları bazı karakterlerle tanıştırdık bu belgeselde. Haliyle de merak ediyorlar. Ama Ufuk Kıra'yla birlikte çekiyorduk bu arada. Ufuk Kıra'yı da tanıyanlarınız vardır. Ufuk şehir dışında tek çekemiyorum çünkü ben kamera önündeyim biraz bu belgeselde. Ufuk da işlerinden dolayı gitmek zorunda kaldı. Çok böyle hani bu da biliyorsunuz biraz cepten yapılan bir şey. Haliyle biraz uzak kaldılar ama şöyle bir düşüncem var. Filmdeki bu belgeseldeki karakterlerin son hallerini çekerek ki zaten belgesele daha da değer katacak bu. Çünkü şu an 6 senelik bir belgesel oldu. Mesela o belgeselde Muhammed vardı. O
izleyenler bilir. Benim herhalde şuralarıma falan geliyordu. En son buluştuğumuzda boyu beni geçmişti. Bu anlamıyla da işte 7. senesine girdiğinde bitirebilirsek bunu, 7 sene önceki ve sonraki halleriyle aslında daha da değerli bir belgesel haline gelecek. Çok uzun bir belgesel olmuş olacak. Zaten 5 yıl kadar devamlı çektik. Daha sonraki son halleri, hangisi ayakta kalabilmiş, umarız hiçbirine bir şey olmaz. Eşref mesela yok. O belgeselin içinde değildi. Fotoğraf bölümündeydi ama Eşref yok mesela. O çocuklardan hangisi ne durumda? Bununla ilgili aslında toparlayıp o izleyicilere bir izleyici borcumuz var. Haklılar. Kusura da bakmasınlar. Çünkü dediğim gibi biz tanıştırdık ve son hallerini de merak ediyorlar. Peki, teşekkür ederiz. Erol Alkan Bey, Şahintaş fotoğraflarını görüp etkilenmemek mümkün değil demiş. Ercan Bey, gözünüze, fikrinize, emeğinize sağlık Şevket Bey. Çok etkileyici, iz bırakıcı belgesel fotoğraflar. Sunum için teşekkür ederim demiş. Aysen Hanım, yürekten kopuk gelmiş, çığlık olmuş fotoğraflar. Teşekkür ederiz paylaştığınız için. Emeklerinize sağlık. Umarız bu fotoğraflarınız ve paylaşımlarınız daha güzel iyileşmelere vesile olur demiş. Ceyhun Bey, sokak hayvanları ile sokakta yaşayanların genel bir bağı oluyor. Fotoğraflarınızda bunu görüyoruz. Bu konuda söyleyecekleriniz var mıdır? Evet, sokak çocuklarında köpek fazlasıyla görebiliyoruz. Diğer köpek adamlarında da görebiliyoruz. Bir de sokak çocuklarında veya daha büyüklerde köpeklerle uyumak diye bir şey de var. Biraz daha bunu bilenler, çocuklar köpeklerle uyumayı tercih ediyor. Bir sokak çocuğu bana söylemişti. Tam derecesi doğru mu bilmiyorum ama insan vücudundan köpekler iki derece kadar galiba daha sıcakmışlar. Bunu bilenler özellikle köpeklere sarılarak uyuyorlar. Aslında hem arkadaşlık yapıyorlar hem de gece çok soğuk havalarda köpeklerden o anlamıyla da faydalanıyorlar. Peki. Devam ediyorum. Dilek Hanım yazmış. Dilek Özdemir, emeğinize sağlık. Arif Bey, Şevket Bey, emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Şule Hanım, çok etkileyiciydi. Çok teşekkürler Şevket Hocam. Yusuf Eroğlu, bağlantıda sorun yaşıyorum. Benden kaynaklı üzgünüm demiş. Bilge Hanım, ruhumuza dokunan fotoğraflarınız için çok teşekkür ederiz. Muhammed Suriyeli yeşil gözlü olan çocuk mu? Daha önceki söyleşinizde tanışmıştık diye bir soru sormuş. Evet, Muhammed, o deminki bahsettiğim Muhammed oydu. Başka soru ya da bir ileti yok. Aydın Bey buyurun. Soru soracak herhalde. Buyurun. Teşekkürler bir tanem. Şevket Üstadım gene ikinci sunum da aynı şekilde çok çarpıcı. İnsanı böyle düşünsel olarak bir yerlere götürüp getiren fotoğraflardan olmuş. Benim burada şöyle bir ikilemde kalıyorum. Şimdi harici mesleğim hukukçuluk olduğu için malum burada bir sürü insan işte portreleri var vesaireleri var. Hani bu anlamda kişisel veri koruması anlamında bir sıkıntı yaşadınız mı? Veya burada izlediğiniz bir hukuki bir prosedür oldu mu olmadı mı yoksa tamamen karşılıklı bir sosyal teyitleşme mi bu konudaki izlediğiniz yolu veya fikirlerinizi almak isterim. Şimdi ben bu fotoğrafları çekmeye başladığımda bunu hiç düşünmedim bile. Çünkü yapmak istediğim şeyi biliyordum ve bunu yapmam için de çekmem gerekiyordu. Yani biraz çekinirseniz o konuda sıkıntı yaşardınız. Yani çekemezdiniz. Yapmak istediğiniz işi yapamazdınız. Hiç şimdiye kadar da bir sıkıntı gerçekten yaşamadım. Tamamen oradan bana ulaşıp da bazen şu tarlabaşı bir düş gördüm düşümde diye bir seri var. Bir gün belki onu da yaparız. Orada birkaç tane çocuk ulaştı ama onlar da ben küçüktüm, beni çekmişsiniz, iyi mesajlar geldi. Yani fotoğrafımı gördüm gibi ulaşanlar oldu. Ama kötü anlamda, hukuksal anlamda
Hiç başım ağrımadı şimdilik. Yani çünkü biz fotoğrafçılar bu ikilemde çok kalıyoruz. Hani birazcık da işin mevzuat tarafını bilince ya işte çeksek mi çekmesek mi? Önce çekip sonra mı gidip izin istesek? Önden izin istesek o anı kaçıracağız falan böyle. O anlamda merak ettim nasıl bir yol izlediğinizi. Cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum o zaman. Teşekkür ederim. Evet, her iki sunum da çok güzeldi Şevket Bey. Gerçekten eski tarla başı, yeni tarla başı ya da eski dolap dere, yeni dolap dere baktığımız zaman sanıyorum çok büyük değişim var. Siz 88 senesinde başladınız yanılmıyorsam. 2004. 2004 müydü? 2004. Taksiciliği mi 88'de? 66, 76, 86. Evet, 88 taksicilik. 22 yaşındaydım. Tarlabaşı ile ilgili size şunu söyleyebilirim. Yani bu fotoğraflarda gerçekten 2004 yılından 2010 yılına kadar ben çektiğim dönemde tarlabaşının gündüz fotoğrafı yoktu. Hani olan bir insan yok. Tarlabaşında fotoğraf makinesiyle girmeniz, fotoğraf makinesiyle bir çekim yapmanız imkansızdır. Kapkaç serbestti o zaman. Serbest dediğim şöyle, çok hukuki bir cezası yoktu. Ben her gece tarla başında çalışıyordum o dönem. Balo sokağının çıkışında o eski Kızılay'ın önüydü. Bizim yanımızda şahit olduğumuz her gece 10-15 gasp kapkaç vardı. O dönem orada bir fotoğraf çekmek falan imkansızdı. Hatta ben bazen şunu biliyordum. Yani bir gün fotoğraf çekerken çok ciddi ölüme varacak bir olayı yaşayabileceğimi biliyordum ama bu fotoğraflar başka türlü çekilemezdi zaten. Çünkü o bölgede risk almadan fotoğraf çekme şansınız asla yok. Risk almanız için de bir şeyi çok istemeniz lazımdı. O istediğim şey de benim bu çocukların seslerinin duyurulmasıydı. O motivasyonum tamamen buydu. Yaşadık da yani birkaç orada tarla başında bir gece gerçi onlar hırsızdı. Şey yapıyordu. Bir araba soyuyorlardı. Ben de çekim yapıyordum. Böyle bu arada çekimler de var. Aslında bir gün onları toplayıp o dönemin video çekimleri var. Buna benzer çekimler de yapıyordum gizli. Bir tanesi gördü çekim yaptığımı işte haber verdi. 10-11 genç çocuk etrafımı sardı. 2-3 dakika geçmedi polis geldi. Yani hayatım boyunca polis gördüğüm için hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Çünkü olay artık itişmeye falan gelmişti ve kararlılardı almak için. Bir de tarla başında o dönem şöyle bir şey vardı. En çok bildiğim zaten. Şimdiki gibi değildi. Çocuklar daha sertti ve yükselebilmeleri için o bölgede abi olabilmeleri için biraz da yaralama, belki cinayet de işlemeleri gerekiyor. O bilinçli olan çocuklardı. O yüzden her an bir bıçak da yiyebilirim endişesi yaşıyordum. Fotoğraf makinesini istediler. Ben de hayır, sizi çekmedim deyip tartışırken polis aracı geldi. Yine aynı şekilde tarla başının içinde bir çekim yaparken biraz daha büyük, 20'li yaşı ve üstü bir grup oldu. Orada da Yunus polisleri denk geldi birkaç dakika içinde. Hani bir sinema filmi olsa şey dersiniz. Hani bu kadar da saçmalık olmaz. Anında polis nasıl geliyor diye. Gerçekten ikisinde de böyle birkaç dakika içinde denk geldi. Hatta şöyle tarla başını çalışmak istiyorum. Gecesini çalıştım. Yıkım var, kentsel dönüşüm var. Ben de tarla başını çalışmak için gittim. İlk gittiğim gün ya da iki, üçüncü gün falandı. Yeni başladım projeyi ve ben de projelerimi genelde yani 4-5 sene falan çekerim. Hiçbir zaman hiçbir projem böyle birkaç günde çekip bırakmam. Böyle en ince detaylarına kadar almak istiyorum.
Daha projeye yeni başlamışım. Bir evleri boşaltmışlar, bazıları boş evler, bazılarında insanlar oturuyor. Boşaltılan bir evin çatısına çıktım. Çatıdan tarla başını genel çekmek istiyorum. Karşı tarafta da bir çocuk gördüm karşı çatıda. Ben tarla başıyla beraber fotoğraflarımda insan figürünü çok seviyorum. Değer kattığına çok inanıyorum. Gördüğümde de beni etkiliyor. Hani boş bir tarla başı yerine bir tane de insan olması, hani tepeden de çektiğimde benim hoşuma gidiyor. Yani fotoğrafta ben böyle görüyorum. Çocuğu da aldım, çektim. Çocuk beni gördü. İnanılmaz bir ses tonuyla bağırdı. Yakalayın falan diye, böyle aşağıda bir sürü çocuk. Ben aşağı indiğimde etrafımı bir sürü çocuk sardı. Ama böyle çok sinirli bir halde. O anda iki tane polis, Yunus tek motorla iki polis geldi. Ne yapıyorsunuz falan dedi. İşte çocuklar bizim fotoğrafımızı çekiyor bilmem ne. Hani başka da söyleyecekleri bir şey yok çünkü. Hani bizi gasp ediyorlar diyemez. Ben de isterseniz bakabilirsiniz çocuklar dedim. Ve Yunusların yanında biraz tabii olay hemen tatlıya bağlandı. Çocuklar haliyle korkuyorlar. Sonra polis bana dedi ki Yunus, hadi dedi çıkalım buradan dedi. O zaman gene tehlikeli olduğu dönemler. Yok dedim, ben çıkmayacağım, siz gidin dedim. Ama polislerin beni o anda nasıl gördüklerini biliyorum. Bir korku da hissetmişlerdir. Yok dedim, ya dedi çıksana dedi, gel dedi çıkaralım seni buradan dedi. Yok dedim, siz gidin. O anda çünkü şunu düşünmüştüm, ben oradan çıkarsam o çocuklarla tekrar göz göze yan yana gelme şansım yok. Gelirsem de benim oradan sağ veya bir yara almadan çıkma şansım yok. Ama çocukların hemen yanına gidersem ikna edebilirim. Bak polislerle istesem giderdim. Ben iyi bir adamım demem lazım. Sonra gittim çocukları buldum. Ve çocuklarla iletişime geçtim. Çocuklar dedim, hani ben sizle ilgili bir şey yok. Değil, hani bir kötü bir niyetim yok. Çocuk dedi abi dedi zula saklıyoruz dedi, sen orada bizim fotoğrafımızı çekiyorsun dedi. O da terk edilmiş binada çatıda bir şeyler saklıyormuş. Benim de onu yakaladığımı düşünmüş. Ve sonra ben yıllarca tarla başına girdim ve inanılmaz da dostluklar edindim. Oraya fotoğraf gezileri de düzenledim. Benden sonra zaten tarla başı daha gezilir bir yer oldu. Hemen hemen herhalde ilk fotoğraf gezisini ben düzenlemişimdir oraya. O zaman öteki sokağın çocukları için, ben normalde yapmıyorum bu işi, ama öteki sokağın çocuklarına kaynak olsun diye böyle bir teklif gelmişti. Tamam dedim. Oradan gelen parayla ufak tefek ufuğun falan bizim burada işimize yarayacak bir katkısı olsun diye gezi düzenlemiştik. Daha sonra zaten herkesin gidebildiği bir yer oldu. Fotoğrafçıların kötü insanlar olmadığını, kimseye zarar olmadığını da gördüler. Şimdi daha tarlabaşı gezilebilir bir yer. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Şevket Hocam, bu güzel iki sunum için, verdiğiniz bilgiler için. Ben biliyorum. Başka soru sormak isteyen yoksa Şevket Hocama teşekkür edeceğim ve sözü Şevki Hocama bırakıp herkese teşekkür edeceğim bu güzel sunumları izledikleri için. Şevki Hocam. Sağ ol, teşekkür ederim Beti. Şevket Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Bir gece oldu. Sizi daha yakından tanıma ve işlerinizi yapma işlerinizi gösterme şansını elde ettik. Birçok Fotoğraf Medya Derneği'ndeki arkadaşlara o yüzden çok teşekkür ediyorum. Tabii inanılmaz bir işi başarmış oluyorsunuz. Bu tür belgesel çekimlere cesaretle devam etmenizi diliyorum. Başınıza herhangi bir şey gelmeden. Çünkü biz de ufak tefek çekimler yaptığımızda başımıza bazı şeyler gelebiliyor. O yüzden son derece tehlikeli, riskli bir alanda çalışıyorsunuz.
Çok teşekkürler bu akşam bize verdiğiniz katkılardan dolayı. İleride tekrar diğer belgesellerinizle beraber sizleri görmek istiyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün katılımcılara nezaket edip dinledikleri, izledikleri için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar, sizler de katıldınız. Sizlere de iyi akşamlar diyorum. Şekil hocam, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Çok İyi teşekkür ederim. Akşamlar. İyi 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 akşamlar.